Evet, Hande Yener ve Gürgen Öz'le devam ediyoruz. Serdar Ortaç'ta kalmıştık. Neden bu polemiklere giriyorsun? Böyle düşünen Hande Yener, kendini yenileyen, Türkiye'ye yeni bir şeyler vermeye çalışan. Hiç yeni albümümle tekrar seni bu eleştiren konularla... ilk onlar mı oldu? Tabii yani bu değişim konuşuluyordu çok fazla. Ve değişimin de doğru bulmazcasına konuşuyorlardı ki şarkılar o sırada gerçekten çok iyi de tepki alıyordu. Gerek yok. Yani bir de ben aslında yani arka planını bildiğim için yani stüdyoma gidiliyor, parçalarım gizli gizli dinleniyor falan, bunlardan çok sıkıldım bu takipten. Artık sertleşmek zorunda kaldım. Sonra sahnede şarkımla falan dalga geçmişti hatırlıyorsan. Yani işte birine de susuyorsun, susuyorsun, susuyorsun. Devam ediyor kabalık. Devam edince o zaman sen de çok kaba olabiliyorsun o anda. Senin ve gibi ben biraz fazla olmadı mı? Ben yani, gerçekleri söyledim. Herhalde mahkeme devam ediyor. Evet. Yargıda Serdar kendine Romeo bulsun. Gibi hiç bir, bu konular gerek. Bir bel altı çok değil mi bu anda? Çok bayat konular yani. Ama yok sana... şarkıyı kastediyorum. Şarkı çok başarılı olmuş. Çayıra yatır beni Romeo, bayıra yatır beni Romeo diye söylediği için ben de umarım bir Romeo'su olur dedim yani. Şimdi niye burada bana soru sorulduğunu ben anlamıyorum. Çok güzel ya. Ama şimdi buradaki soru bana sorulmamalı. Bunu yapana, Kibir'in de sözleri değiştirildi ki Kibir'in sözleri Sezen Aksu'ya ait. Yani bilmiyorum, ben o şarkıları taşıdığımı düşünüyorum. İnsanların da sevdiğini, o değerler yerlere atılırken güzel de ben bir tane kendine Romeo bulsun deyince terbiyesiz oluyorsam olayım. Ben mesela onu göze aldım. Okey. Hazırım. Gürgen böyle mi olmalı yani bu, ne bu sanat camiasında böyle yani. Polemiklerinde bir sınır olması gerekmiyor mu? Sadece Hande için konuşmuyoruz. Son dönemlerde oluyor. Sence nasıl yani olmalı? Bu şimdi dışarıdan tabii, nasıl görüyorsun ben sen? Ben tamamen dışında olduğum evet. için hem bu işin içinde olup hem de dışında evet. olduğum için yani şimdi Hande'ninki tamamen farklı bir konu. Hiç evet. onun üzerinden konuşmayacağım çünkü o olayları izledim ben, şahit de oldum. O bambaşka bir şey ama şimdi magazin bir kere bizler için gerekli bir şey ve çok eğlenceli bir şey. Zaten magazin hayat demek de Türkiye'de yanlış yani yapılıyor. Yani eğlenceli bir şey ve demek. Aslında magazin bir show. Tabii, yani show business. Yani, aynen öyle. Sanatçılar bunu oynamayı da seviyorlar. Bence oynamalılar da. Çünkü seyirci de bunu izlemeyi seviyor. Ya bu bir eğlence çünkü... insanlar bunu seyretmeyi seviyor. Eğer tatlı ve pembe yalanlar varsa ya da öyle gösteriliyorsa insanlar onu seyretmek ve onu da istiyorlar. Yani merak ediyorlar, görmek istiyorlar kim nerede ne yapıyor vesaire. Dedikoduyu da seviyorlar. Ama bence bu doz çok fazla kullanılmaya ve artmaya evet yani, başladı. Ama bunun bir dozu var. Şimdi bu gerekli bir şey. Yani izleyen için de keyifli. Ama dozu ayarlayamayan sanatçılar, gazeteciler yok. Değil ki ben bence. Şimdi geleceğim oraya. Yani bir kere bu o sanatçı için de keyifli bir şey. Yani bundan hoşlanmıyorum diyen yalan söylüyor. Kesinlikle çünkü kabul ediyorum. Biz egosu yüksek insanlarız. Egosantrik insanlarız. İlgi görmeyi seviyoruz. Tabii. Merak edilmeyi seviyoruz. Gündeme gelmeyi seviyoruz. Seyirci de seviyor, biz de seviyoruz. Keyifli. Bu bir evet. şov. Ama şimdi işler, bunun bir dozu var, bir sınırı tamam. var. Sınırında yapılınca çok gerekli ve çok keyifli bir şey. Ama bunu gerçekten kötüye kullananları görüyorum ben. Ve bu bir süre sonra nevrotik bir durum yaratıyor. Gerçekten nevrotik bir durum yaratıyor. Yani bir yerden sonra bazı sanatçılar işini yaşamayı bırakıp evet. imajı yaşamaya başlıyorlar. Sadece o imajla anılmak Doğru. için çıldırıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Evet. Oraya saldırıyor, buraya evet. saldırıyor. Bunun böyle sebebi, yapmadığı evet. zaman kendini mutsuz evet. hissediyor. Ben gündemden bunu görebiliyorum. Düşeceğini de sanıyor. Evet. Korku var. Işte. Çok büyük bir korku var. Ve yani o çok hastalıklı bir durum. Artık işi için çabalamıyor. Sadece o işle beraber yarattığı Ama imajı yaşamaya başlıyor. Ama bir parantez açacağım. Konu da kapanmıyor. Şimdi mesela ben 6 aydır neredeyse bu albüm için kapandım. Bu albümü çıkardım. Burada bugün yine hani 10 yıl geçse bana o bakkal soruluyor. Yani neden hani konu kapanmıyor? Magazinci tarafında yani, da bir sorun üzüyor, var. Yani ben onu da söylüyorum. Bakkal yani. Sorulabilir sana. Çok Hayır, güzel bir konuyu üzüyor. Açmışsın olabilir. Tabii ki. O zaman söylerken lafı düşünmüyor musun nereye gideceğini? Hayır, zaten düşünüldü, cevabı tamam. verildi ama bir şey artık bin kere. Çünkü insanlar anlamıyor zannediliyor da. Bizim halkımız çok akıllı yani. Bu aptal muamelesine gerek yok. Zaten bir program 10 kere yayınlanıyor. Ya yapma şimdi. Bakkallardan niye özür diliyorsun o zaman? Kimden? Yani, bakkallardan niye ben özür diliyorsun? Ben bakkallardan özür dilemedim. Söylüyorsun ya, yanlış anladın. Ya ben oraya itildim. Hamamcılar Derneği bir şey oluyor hemen Hayır, protesto edilmiyor mu durum. Bu ülkede? Ben yani, her şey abartılmıyor mu? Ama işte ilgisi yok dedim. Benim söylediğim laf o değildi. Mesela oraya taşıdı medya. Niye taşıyor? Yaptığım ya müziğe sen dedim ben öyle. Bakkal tarzı müzik mesela. Derken bakkal ne alınmayacak mı yani? Tabii ki alınmayacak. Tamam, çünkü apayrı bir şey. Bakkalın adını getiriyorsun yani orada.
Normal. Yok ama o resmen orada hani bayağı başka bir anlam taşıyor. Alakası yok anlamında. Senin için öyle taşıyor ve açıklıyorsun. Sen evet. Şimdi burada tamam, gazeteci Gürgen olsaydı, magazinci Gürgen olsaydı. Tabii ya da sen ki. Magazinci zaten açıkladım Kenan'cığım ben bunu. Serdar kendine bir Romeo bulsun dediğin zaman bu evet. Bir ama şimdi ben bunu açıkladım. Tamam. Üzerinden bak bir sene geçti. Şimdi bugün yine, şu an için asla söylemiyorum yanlış anlama. Yani yine bir röportaj yapacağım albümüm için. Orada da bana üçüncü soru bu şahıslar olacak. Buna son vermek lazım. Bana başkalarını sormamaları gerekiyor. Çünkü ben sen zaten... Sen diyorsun ki o dönemin gündemiydi. Evet. Ama gündemleri sen yaratmıyorsun ki. Öyle ama olur mu? Ama bir dakika gündemi de siz yani... hep pişir... Yani aynı şeyi pişirmek hani müzikte nasıl sıkıldı? Sen şimdi o dönem bitti hipnoz diyorsun. Yani şimdi İki biz hala bunu tarafta da dost sorunu var. Evet. Yani magazinciler tarafında da bir evet, dost sorunu var. Evet ben kendim... Yani ben hani çoğu bence. Şeyin çok abartılıp... Yani ben mesela hani saatlerce kendimi şu şekilde yakaladığım oluyor. Bilmem ne, bilmem neyle, bilmem ne mi yaptı? Dan... Yoksa bilmem ne bilmem neyle bilmem ne yapmadı mı? Dan. Ya da acaba yaptı da yine de yapmamış gibi mi gösteriyor? Dan falan. Yani haberi bekliyorum. Haber yok ortada. Yani 30 dakika onu izleyip sonunda da meğersem olayın aslı buymuş. Şimdi diğer haber falan diye bir magazin boyutuna sen geldi. Sen niye bekliyorsun? Yani. Zapla. Beklediğin için böyle oluyor. Bekledikleri için böyle i̇şte oluyor. İşte ben kapılmışım basit... o sırada. Dan dun derken. Bir kere kapıldın, iki kere kapıldın. Ama ikincisi yok işte artık. Tamam. Basit magazin yani. Her zaman önlüyor. Ben artık onu sadece şöyle izliyorum. Tamamen iş gözüyle izliyorum. Yani tabii. Oradaki absürt ve komik durumu izliyorum artık. Yani hani magazin, bütün magazinciler için söylemiyorum. Kesinlikle yanlış herhalde, anlaşılmasın ama sanatçı tarafı da, magazinci tarafı da çok abarttıkları ve bundan büyük zevk duydukları ve haz aldıkları oluyor yani. Şimdi diyoruz mesela gündemi evet basın belirler diyorsun. İşte konuyu uzattıkça kötü kişi ve kavga eden bizler oluyoruz. Uzatılmasa... Gündemi basın belirler derken biliyorsun ki bu camiada şimdi geçmişe dönersek ölmemiş babasının mezarının başında tabii, dua edip tabii, de piyasaya tabii. Çıkan sanatçı arkadaşlarımız da var. İşte bunlar hepsi hep bir dönemdi. Hepsi tamam. De her şey denendi. Yani şu an en büyük skandal bile artık insanların dikkatini çekmiyor. Yani her şey yaşandı. Doz çünkü çok fazla coştu. O yüzden de bence eskiye çekilmeli. Yine insanların biraz işleriyle daha fazla ilgilenilmeli diye.